8'de Sağlık Tüm Hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Cansu Alakbarov. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocam son dönemlerde tabii estetik ve güzelliğin de bu kadar yaygın olduğu bir dönem. Çok fazla talep var ama bizler çok fazla bu altın iğneyi duyuyoruz. Çok da fazla mikro iğneleme yöntemleri var. Altın iğnenin bu diğer mikro iğneleme yöntemlerinden farkı nedir? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Mikro iğneleme yöntemlerinde biz aslında dermatolojide eskiden beri mikro iğnelemeyi kullanıyoruz. Çok eski zamanlardan beri. İğneyi biz derinin üzerine hızlı seri hareketlerle vereceğimiz ilacı ya da mezoterapi ürününü her neyse deri içine mikro enjeksiyonlarla seri hareketlerle iletiyorduk. Ama teknoloji geliştikçe bunun bir cihazı çıkmaya başladı. El tipi cihazlar olmaya başladı. Ve tek tek bir iğne değil de onun ucunda 24 tane, 12 tane sayısı değişmekle birlikte deri altına seri olarak bu hareketi yapmaya başladı. Daha sonra teknoloji biraz daha gelişmeye başladı ve bu sadece orayı delerek değil, delerken aynı zamanda ısıtarak da etki etmeye başladı. Altın iğneli radyo frekans aslında bize bunu sağlıyor. Yani hem deliyor hem de deldiği dermiste, deldiği tabakada belirli bir kontrollü bir radyo frekans enerjisiyle orada kontrollü bir kolajen uyarımı yapıyor. Yani diğer mikro iğneleme yöntemlerinden altın iğnenin farkı hem başlığında o iğnelerin altın şeklinde olması hem de orada kontrollü bir radyo frekans enerjisiyle kolajeni uyarması. Peki bu uygulama dermatolojide hangi alanlarda yani hangi hastalar için uygundur? Kimlere kullanıyorsunuz? Biz altın iğneli radyo frekanslı dermatolojide dediğim gibi iğneler kontrollü olarak üst derinin üst tabakasını epidermisi hasarlamadan alt tabakaya indiği için dermiste kolajen uyarımı yapmak istediğimiz yerlerde kullanıyoruz. Bu mesela en sık akne hastaları olabilir. Akne skarlarında derin altındaki kolajen çatı yıkıldığı için çukurcuklar şeklinde izler oluşabilir. Ya da çatlak yani striyalarda bu hızlı kilo almaya, kas kütlesinin artmasına ya da gebeliğe bağlı oluşan çatlaklarda yine kolajeni stimüle etmek için kullanabiliriz. Bir de son zamanlarda cildi rejüvene etmek için yani anti-aging amaçlı olarak yapabiliriz. Cilt ilerledikçe kolajen 20'li yaşlardan itibaren kolajen yıkımımız başlıyor ve ince kırışıklıklar, sarkıklar oluşmaya başlıyor. Bunun önüne geçebilmek için de kolajen sentezlenmesini uyarmak için de altın iğneyi kullanıyoruz dermatolojide. Selülitte kullanıyor musunuz? Selülitte de kullanabiliyoruz. Bazı mikro iğneleme cihazlarında bu altın iğneleme yöntemiyle iğne sadece iğnenin girdiği derinlikte değil, daha derin kısımlara da radyo frekans enerjisini gönderebilir. Teknoloji geliştikçe son yıllarda bu imkanlar arttı. Mesela iğnemiz sadece 4 mm derinliğe girebilir. Ama selülitli yani yağ dokunu fazla olduğu kısım daha aşağılarda. Ama radyo frekans enerjisini daha derine göndererek orada selülit tedavisinde de destek olabilir. Ama tek başına altın iğneyle selülit tedavi etmek mümkün olmayabilir. Aslında altın iğne birçok problemin hem önüne geçiyor hem de tedavi ediyor diyebiliyoruz. Aynen öyle, evet. Peki bir atım şekilleri de var. Aralıklı atım, devamlı atım diye. Bu aralıklı atımla devamlı atımın arasındaki fark nedir? Bir de aralıklı atımı en çok nerelerde kullanıyorsun? Şöyle, bu zamana kadar hep devamlı olarak radyo frekans enerjisi gönderiliyordu. Yani devamlı atım yapılıyordu. İğne giriyordu, o bölgeye devamlı olarak bir enerji gönderip çıkıyordu. Ve hastalarda bunu yaptıranlar bilir, biraz ağrılı bir işlem olarak söylerler. Çünkü o devamlı olarak enerjinin oraya gelmesi yüksek bir ağrı hissi uyandırır ve komplikasyon riski de artabilir. Orada kontrolsüz bir yanık yapabilir. Ama aralıklı atım yapan cihazlar gelişti ve bu aralıklı atım sayesinde hem orada daha aralıklı olduğu için ağrı hissi azaldı, ısı daha kontrollü verilebildi. Hem de derimizin bazal membranı dediğimiz bu derimize renk veren hücrelerin yani melanositlerin yerleştiği bazal tabaka uyarılabildi. Bu uyarım sayesinde biz artık altın iğneli radyo frekansı melazma tedavisine yani leke tedavisinde de kullanabilir olduk. Aralıklı atım sayesinde vasküler yapıları hedefleyebildik, damar yapılarını hedefleyebildik, onları koagüle edebildik ve bu sayede de onları kontrol olarak ısıtabilmiş olduk. Önceden biz altın iğne işlemini mesela gül hastalarında, rozes hastalarında kullanamazdık. Çünkü orayı ısıttığı için gül hastalığı olanlar bilir, yüz daha çok ısınırdı, hastalar yanma hissederdi, kızarırdı. Ama artık bu atımı aralıklı yapabilmemiz sayesinde tam tersine o vasküler yapıları durdurabildik, azaltabildik. Ben daha çok nerede kullanıyorum aralıklı atımı? Biz daha çok nerede kullanıyoruz? Dediğim gibi melazma hastası, leke hastalığı olanlarda ya da bir sivilce iyileşirken leke bırakarak iyileşiyorsa bu hastalarda. Rozesa gibi gül hastalığı olanlarda, yüzünde ince damarlar olan hastalarda.
Ve koyu tenli kişilerde. Koyu tenli kişilerin leke, cildinin leke yapma olasılığı daha yüksektir. O kişilerde özellikle aralıklı atım tercih ediyorum. Ve bir de erkek hastalar biraz ağrıya toleransı düşük olabiliyor. Onlar da özellikle aralıklı atım tercih ediyorum. Peki 6 Eylül'ün daha sonra radyo frekansın melazma hastalarındaki o bazal tabakadaki melanositlere nasıl bir etkisi vardı bunları azaltıyor? Aralıklı atım sayesinde o melanositlerin aktivasyonunun önüne geçiyor. Melanosit aktivasyonu aslında leke süreci bir kompleks bir süreçtir. Yani sadece melanosit aktivasyonu olmaz, melanosit aktif olur. O melanosit olmaması gereken yere derin üst tabakasına gider, alt tabakasına gider ve orada renk hücreleri, melaninler birikir. Bizim leke tedavisinde kullandığımız peeling ajanları var, maskeler var ya da Q anahtarlı, Pico anahtarlı lazer sistemleri var. Bunlar melanositi değil, melanin biriken melanine hedeflenen yapılardır. Ama melanositi uyaran aralıklı radyo frekans atım yapan cihazlar direkt melanositi uyararak melanosit sen orada biraz kal, dur, çok da melanin transfer etme yukarıya ve aşağıya der. Ben bu nedenle leke hastalarında Q anahtarlı lazer sistemleriyle altın iğnenin aralıklı atımını başarılı bir şekilde kombine ediyorum. Memnunum. Hastalar da daha memnun, ben de daha memnunum. Peki sadece altın iğne kullandığınız hastalara beraberinde ilaçlar da veriyor musunuz? Yoksa bu sadece altın iğnenin etkisi mi? Şöyle, altın iğneyi nerede kullandığıma göre değişiyor. Bir kere bir dermatoloji hekiminin olmazsa olmazı güneş kremi önermektir. Altın iğne işlemi uyguladığım her hastaya da güneş kremi kullanmasını öneriyorum. Yaşı el veriyorsa retinol tedavisini destek olarak etkileyebilirim. Ama tedavi esnasında o an başka bir şey ekliyor muyum? Eğer 50 yaşın üzerinde bir hastaysa, kolajen yıkımı çok belirginse, bazı mezoterapi ajanlarıyla ya da kolajen tedavileriyle, sıcak kolajenle ya da diğer kolajen ürünleriyle altın iğne seansı sırasında eş zamanlı tedavi yapabiliyorum. Altın iğnenin böyle bir avantajı var. Diğer tedavi yöntemleriyle eş zamanlı olarak yapılabilir. Hocam, derinin hep altını konuştuk. İşte melanini konuştuk, altına kolajeni hareketlenmeyi konuştuk. Derinin yüzüne bir şey yapabiliyor muyuz? Yani yüzeye nasıl, ne zaman gelecek o altına yaptığımız işlerin sonucu veya yüzeye direkt bir şeyler yapabiliyor muyuz altın iğneyle? Güzel, şöyle, şimdi derine girdik. Diyelim ki 1 milimetre, 1,5 milimetre derinliğe girdik ve orada kolajeni uyardık. O kolajenin altın iğne hastası, yani işlem yaptığım hastalara sonucu hemen eve gidince görmeyi beklemeyin. Bir sonuç görüyorlar ama illaki büyük bir değişim beklemeyin, biraz sabredin diyorum. Çünkü sentezlenmesi uyarılan kolajenin yukarıya çıkması birkaç haftayı bulabiliyor. Ve bu en güzel etki birinci ayda başlayıp üçüncü ayda pik etkiye ulaşabiliyor. Bu bir. İkincisi, iğnenin boyutu ayarlanabilir. Yani insanların birbirinden farklı olarak deri kalınlıkları farklı. Aynı insanın yüzünün farklı bölümlerinde deri kalınlığı farklı. İğnenin boyutu ayarlanabilir ve yeni geliştirilen cihazlarla bu iğne derinliği 0,3 mm kadar yüzeyde kalabiliyor. Bu bize özellikle gözeneklerle savaşta önemli bir anahtar. 0,3 mm derinlikte kalması ve orayı ısıtabilmesi. Hem bu şekilde yine gözenek tedavisinde kullanıyoruz hem de hafif bir yüzeyel soyulma peeling etkisini de görebiliyoruz istersek. Peki iğnenin uzunluğu ne kadar olabiliyor? Mesela 1 santim olabiliyor mu? 4 milimetreye kadar gidebiliyor, 1 santime kadar gitmiyor. Gitmiyor. Evet. Yani şu yüzden sordum, selülit tedavisini az önce konuştuk ya, hani selülitin oluştuğu yerde derinde. Yine nereden baksanız pinç yapsanız 1-1,5 santimlik yağ dokusu vardır yani. Evet. O yüzden o derinliklere ulaşma şansı var mı? Yok, şöyle gelişmiş teknoloji işte, güzel bir soru. Orada iğne ulaşamasa da radyo frekans enerjisi derine iletilebiliyor. Yani iğnenin ulaştığı yerde bizim işlemimiz, end efektimiz bitmiyor, yani son etkimiz bitmiyor, derine doğru etkimiz devam edebiliyor. Hocam, hastalar size gelene kadar tabii benim cildim uyar mı, uygun mu, yağlıyım, karmayım veya işte daha koyu tenliyim, açık tenliyim gibi bir sürü cilt faktörleri ve farklılıklar var. Hangi cilt tiplerine uygundur veya her cilt tipine uygun mudur? Daha önce koyu tenli kişilerde çok tercih etmeyebilirdik. Çünkü koyu tenli kişiler lekeye daha meyillidir. Onların yüzlerinde, derilerinde herhangi bir uyarıcı etmen olduğunda melanin biriktirerek yani koyulaştırarak iyileştirmeye meyillidir. Bu onların fizyolojisinde olan bir şeydir. Altın iğneli radyo frekans işleminde de ısıtma işlemi ve minik bir hasarlama olduğu için leke bırakma ihtimalleri yüksekti. Ama artık bu aralıklı atım sayesinde biraz o leke bırakma ihtimalinin önüne geçtik. Artık her cilt tipine ben uyguluyorum. Ve daha önce yine biraz önce bahsettiğim gibi gül hastalarına, yüzünde kızarıklı olan hastalarda çok tercih etmiyorduk. Daha da ısıtmaya bağlı böyle bir kızarıklık artıyor diye. Artık onlara da uygun. Altın iğneli radyo frekansın diğer lazer sistemlerinden en önemli farklarından birisi de yaz-kış uygulanabilmesi. Çünkü derinin bariyerine minimal hasar verip daha çok deri altını etkilediği için
İşlem sonrası bir güneş koruyucuyla her mevsim, her cilt tipine göre uygulanabilir. Uygun. Aynı zamanda akneli kişilerde mesela 16-18 yaşında gibi bir yaş sınırımız da yok. Eğer akne oluştu ve skar oluşmaya başladıysa da ya da skara gitmesini önlemek istiyorsak da erken dönemde tedavide uygulayabiliriz. Hem cildimize, yüzümüze hem vücudumuza da faydası olan bir uygulamayı konuştuk. Hocam çok da güzel, verimli oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Bugünkü program konuğumuz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Cansu Alakbaroğlu. Kendisine tekrar verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.